Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Efeler takımı ön üyeleriyiz. Efeler Robotik Turnuvası'nın bu seneki teması eğitim. Geçtiğimiz senelerde bu tema yemek faktörü, yaşlılara genç çözümler ve doğal afetlerdi. Bu sene belirlenen konunun eğitim olması katılımcıları en yakından ilgilendiren konulardan biri. Gelin beraber görevlerle eğitimin ilişkisine göre tanıyalım. Birinci görev kapı görevi. Bu görev kapının konunun aşağıya indirilip bitirilmesiyle gerçekleştiriliyor. Eğitim ve öğretim artık sınıflardan çıktım, her yerde gerçekleşiyor. Bu görevle de böyle bir dünyaya kapılarımızı açıyoruz. Proje bazlı öğrenme önemlidir. Farklı disiplinler ve beceriler birleştiğinde ortaya daha başarılı projeler çıkacaktır. Burada ise farklı beceri halkalarının dizilip gülen yüzün ortaya çıkması bekleniyor. Spor görevinde sporun öğrenimin önemli bir parçası olduğu vurgulanmış. Burada robottan topu şu hizadan kareye atması beklenmektedir. Aramak ve araştırma yapmayı bilmek, süzmek ve kalibre etmek son derece önemlidir öğrenme süreçlerinde. Arama motoru görevlerinde robotun şeridi ittirmesi ve kartların bir tur atmasının ardından seçili gelen kartın rengindeki halkanın çekilmesi isteniyor. Eğitimde değişime ayak uydurmamız gerekiyor. Değişen koşullara uyum sağlama görevi de bunu simgelemekte. Bu görevde robottan görev parçasını saat yönünün tersinde çevirip ardından değişen alanlara göre hareket etmesi bekleniyor. Hayatımızda her şey aşama aşama gerçekleşiyor. Projelerimizi basamak basamak gerçekleştiriyoruz. Robotik yarışma görevinde de bu vurgulanmış. Robot önce bu parçayı yerleştiriyor, ardından beceri halkasını alıyor. Sınırsız düşünmeli. Hayatımız boyunca gerçekleşmesi imkansız şeyleri defalarca yaşıyoruz. İşte bu yüzden düşünürken sınırsız olmak gerek. Bu görev de bunun temsili. Burada robotun görev modelini hareket ettirerek içindeki kartı mümkünse anlamlarda olacak şekilde düşürmesini istiyoruz. Bu görev farklı algılar görevi. Bu görevde robottan kaydıracı yeterli düzeyde ittirip beceri halkasını alması bekleniyor. Burada da vurgulandığı gibi hepimizin farklı öğrenme yöntemleri var. Herkes farklıdır. Bu görevin adı öğrenim ağacı. Hayat boyu öğrenim devam eder. Öğrenme sürekli ve her yerdedir. Bu görevde anlatılmak istenilen bu iken robottan beklenen, gösterilen şekilde beceri halkasını alması. Uzaktan eğitim vazgeçilmez. Dünya küçük bir köy ve bildiğimiz sınıf ortamları yok. Mekandan bağımsızız. Bu görevde masada en büyük alanı kaplamasıyla bunu simgeliyor. Robot bu kancayı çektiğinde ip aracılığıyla karşıdaki modeli etkiliyor. Bu senenin görev modelleri bunlardı. Turnuvada herkese başarılar dileriz.